Kullandığınız belli oluyor. Ben virajı dönüyordum. Karşıma çıkan sizsiniz. Ben yolun sağından gidiyordum. Gelip bana çarpan sizsiniz. Çarpmışsam ne olmuş? Canınıza bir şey olmadı ya. Ama bu gidişle benim canıma okuyacaksınız anlaşılan. Çok küstahsınız. Zararınız neyse öderim. Ödemenize gerek yok. Sadece bir daha nasıl karşılaşacağız onu çok merak ediyorum. Peki bu gece yemekte beraber olabiliyor muyuz? Bu gece yemeğe inmeyi düşünmüyorum. Eğer yarın gece rüzgar çıkmazsa, hava sakin olursa, yemekten sonra beraberce mehtabı seyrederiz, olmaz mı? Doğru mu söylüyorsunuz? Ben yalan söylemeyi sevmediğim gibi söyleyenlerden de nefret ederim. Çok teşekkür ederim. Büyük bir mutluluk bağışladınız bana. O halde yarın geceyi sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz. İyi geceler. Bu adamın bir kadını sevdiğini ve sevdiği uğruna her şeyi feda edebilecek bir erkek olduğuna inanmak için yüzlerce şahit lazım. Herif beni görünce aşkını maşkını unuttu. Takıldı peşime, sürüklenip geliyor. Bu adam otel salonlarında kadın avcılığına çıkmış zavallı bir çapkından başka bir şey değil. Size ne hanımcığım? Bize lazım olan şey, onu sevdiği kadından ayırmak ve vaat edilen parayı almak. Bunun zor olacağını sanmıyorum. Benim şimdi ilk işim, o küstah adamı dize getirmek. Bu sabah size çarpan adam mı? Evet. Bu kendini beğenmiş herifi, terbiyeli bir maymun gibi nasıl arkamdan getirip ayaklarımı öptüreceğim göreceksin. Sonra da ayaklarımın ucundan aldığı bu senin ateşi daha dudaklarında soğumadan sırtına bir tekme indirip kapı dışarı edeceğim onu. Bunun için de yarın ilk işim ona rastladığım tepeye gitmek olacak. Siz. Evet, ben. Bir dahaki sefere nasıl karşılaşacağımızı merak ettiğinizi söylemiştiniz. İşte, karşılaştık. Sizin elinizde silah, benim elimde ise kayaklarım. Korkarım dediğinizin aksine ben değil, siz benim canıma kıyacaksınız galiba. Sadece avlanıyorum. Yazık değil mi o küçücük zavallı kuşları? Ne istiyorsunuz benden Allah aşkına? Birbirimize karşı düşmanca davranışları bir yana itip dost olmak. Her ne kadar kaba olursanız olun, uzatılan bir eli geri çevireceğinize inanmıyorum. Hele bu el bir kadın eli olursa. Kimsiniz? Neden böyle hep daima yalnızsınız? İlk önce siz kimsiniz? Onu öğrenelim bir kere. Bu dağlarda insanlardan uzak yaşamayı seven bir yabani. Hiç de değil.
Görünüşünüzden aydın bir kişi olduğunuz belli. Hakkımdaki düşünceleriniz için teşekkürler. Hukukçuyum. Hı? Hukuk mu? Evet. Hiç sevmem. Neden? Yoksa hukuk kocanızdan mı ayırdı sizi? Evli değilim ki kocamdan ayırsın. Sonra eğer evli olsaydım kocam benden değil, ancak ben kocamdan ayrılabilirdim. Kendinize olan bu sonsuz güveniniz nereden geliyor? Her güzel kadın kendine güvenir. Galiba siz hayatınızda hiç sevmemişsiniz. Sevmek nedir bilmiyorsunuz. Ben sevmeyi değil, sevilmeyi biliyorum sadece. Keşke sevilmeyi bileceğinize biraz da sevmeyi tecrübe etseydiniz. Belki o zaman mutluluğun ne olduğunu öğrenirdiniz. Yanılmıyorsam siz aşıksınız. Olabilir. Demek bir kadını seviyorsunuz. Evet. Bir kadını seviyorum. Ve bir kadını sevdiğim için de gurur duyuyorum. Ben beni sevdiklerini söyleyen erkeklerden şimdiye kadar daima nefret ettim. Sevmesini bilmiyorsunuz da onun için. Sizinle aynı fikirde değilim. Ben Tanrı'nın güzel bir kadını sevmeden çok sevilmek, öpmeden çok öpülmek için yaratmış olduğuna inanıyorum. Bu konuda anlaşmamıza olanak yok. Birbirimizi kırmadan kapatalım bu konuyu. Nerede kalıyorsunuz? Turistik otelde. Onun için daha önce görmedim sizi. Ben Kirazlı Yayla'da kalıyorum. Önce sizin kaldığınız otele inmiştim. Fakat gürültüden rahatsız oldum. Enteresan bir insansınız. Sizi daha yakından tanımak istiyorum. Herhalde bu dostluğumuzun başlangıcı şerefine otelinizde beni yemeğe davet edersiniz. Neden olmasın? Meraktan çıldıracaktım abla. Demek Kirazlı Yayla'daki oteldesiniz. Epey geç oldu. Ne zaman döneceksiniz? Dönmeyeceğim. Onunla beraberim. Burada kalacağım. Peki bu gece için buradakine söz vermiştiniz? Adam mehtaba çıkacağız diye sabahtan beri oteli 4 dönüp duruyor. 4 değil, 14 dönse gene boş. Sen onu idare ediver. Gezerken dağda bir kız arkadaşına rastlamış, Bursa'ya inmiş, yarın sabah dönecekmiş dersin. Yemek yerken hiç konuşmaz mısınız kuzum? Özür dilerim. Yoksa sevdiğiniz kadını mı düşünüyorsunuz? Gelin bu gece içelim ve her şeyi unutalım. Ama bu gece benimle beraber mehtaba çıkacağına söz vermişti. Nasıl olur da Bursa'ya gider? Okul arkadaşıymış, senelerdir birbirlerini görememişler. Onun için kıramamış. Bu biraz fazla olmuyor mu? Kollarınızın arasında bir kadın olduğunu unutuyorsunuz galiba. Nasıl unuturum? Dans ediyoruz ya. Kimsin? Nesin? Hatta ismini bile bilmiyorum. Yalnız bildiğim bir tek şey, o da senin şimdiye kadar tanıdığım erkeklerden hiçbirine benzemeyişin.
Bütün kaba davranışlarına rağmen içimde sana karşı yangın gibi bir şeyin oluştuğunu hissediyorum. Ve benim gibi güzelliğiyle meşhur bir kadın bu duygularını gizleyecek gücü kendinde bulamıyor. Seni istiyorum. Senin sıcak kollarında, kaba ellerinin altında vücudumun hırpalanarak, acıyarak senin olmasını istiyorum. Hayır. Sevdiğim kadını onu aldatmayacağıma dair söz verdim. Sen de beni istiyorsun. Ama korkuyorsun. Korkak erkek, erkek değildir. Beni odana götür. Dünyayı unutalım bu gece.